Her yeni yılda dileklerimiz, isteklerimiz gerçekleşmeyince çoğu zaman bir önceki yılı arar oluyoruz. Ama yine de 2022 yılının tüm dünyada savaşsız, sömürüsüz, insan haklarına saygılı, barışın yılı olmasını diliyorum. 2022 yılında çocuklar daha fazla cinsel istismara maruz kalmasın. Çocuklar ölmesin. Kadınlar katledilmesin. Başta cumartesi anneleri olmak üzere tüm annelerin acıları son bulsun. İşçiler, emekçiler, ezilen tüm kesimler emeklerinin karşılığını alsın. Ve tüm insanlık adil bir dünyada, barış içinde, kardeşçe, birlikte yaşasın. Sevgili canlar, bir yılı daha geride bıraktık. 2021 yılı insanlığın mutsuzluklara mutsuzluklar katarak bitmek üzere. Kapitalist emperyalist sistemin endüstriyalizmi insanların yaşamlarına göz dikmiş, toplumsal, siyasal, kültürel, ekolojik ve kadın kırımıyla yeni acılar yaşattı. Covid'in neden olduğu, 300 milyona yakın insanın direkt etkilendiği, 5 milyonu aşkın insanın yaşamını kaybettiği 2021 yılı büyük acılarla dünya geneline, Türkiye'de de yeni alt üst oluşlarla geride bırakmış bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin inkarcı, katliamcı zihniyetinin hala devam ettiğinin acılarıyla yüz yüze kalan canlarımız büyük baskı, zulüm, sömürü çarkıyla da karşı karşıyalar. Hala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Aleviler lehine, Kürtler lehine, kadınlar lehine, demokrasiden yana olan güçler lehine uygulanmadığı, Alevi evlerinin işaretlendiği, Alevilerin fişlendiği, ana dilde eğitimden yoksun, ana dilde sağlık hizmetlerini alamayan toplum kesimlerinin başına gelen Aleviler, bir kez daha zorunlu din derslerinden çocuklara asimilasyona tabi tutulmaktadır. Sünni İslam'ın Hanefi mezhebine uygun dini ritüeller ve değerlerle büyütülen ve eğitime tabi tutulan çocuklarımız kendi hakikatine yabancılaşmaktan kalmıyor. Aynı zamanda mevcut iktidarın yedeğine düşürme, sisteme entegre etme tehlikesiyle de karşı karşıyadırlar. Cemevlerinde buna dair önemli ve nitelikli çalışmalar yapılması gerekirken mevcut iktidarın değirmenine su taşıyan noktada kalıyoruz. Birçok cemevini devletin bürokratı, valisi, kaymakamı ya da yetkilisi ziyaret ediyor. Güya ihtiyaçlarının karşılanacağının tespitinde bulunuyor. Ve yine yetinmeyip Adalet Bakanı cemevlerine statü verileceğinin dair bir kısım çalışmaları yürüttüklerinin yalanla sığınıyor. Yüzyıllardır Aleviliğin var olduğunu, Aleviliğin hak olduğunu biliyor olmalarına rağmen Alevileri inkar eden, onların bu zihniyetine kanmamak gerekiyor. Alevilik bir haktır, hakikattir. Var olan bu hakikatin ahlaki, politik değerleri, sosyal, kültürel değerleri herkes tarafından biliniyor olmasına rağmen değişen hükümetlerle değişmeyen bu zihniyet bir kez daha biz Alevileri birliğe davet ediyor. Bu birliktelikten alacağımız güç de bizim meşru ve demokratik taleplerimizi gerçekleştireceğimize inanmak, birbirimize el uzatmak, birbirimize güvenmek ve bu yönüyle de sevgiye dayalı kucaklaşmayı harekete geçirmek durumundayız. Bunu yapamadığımızda cemevlerimiz statüsüz olmaya, ana dilde eğitimden yoksun kalmaya, zorunlu din derslerine tabi tutulan çocuklarımızın Sünni Hanefi mezhebine dayalı bir asimilasyon politikalarına tabi tutulacağı gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Biz Aleviler, Kürtler ve ötekiler sivil, eşitlikçi, demokratik, özgürlükçü bir anayasanın güvencesinde eşit vatandaşlık haklarımızın güvenceye alınmasını istiyoruz. İstediğimiz Türkiye'deki 84 milyonun diline, kimliğine, kültürüne, düşüncesine, inancına bakmaksızın herkesin eşit haklar sahibi olduğu gerçeğinin altının kalın çizgilere çizilmesi ve bunun anayasa güvencesine tabi tutulmasıdır. Muhtemeldir bu vesilenin geride bıraktığımız 2021'in hemen sonrasında belki de
yakın zamanda 2022'nin başında ya da en geç sonbaharında bir seçim bizi bekliyor. Bu seçimde hak, adalet, eşitlik, özgürlük ve barış talebimizi haykıran diğer canlılarla buluşturacak bir zemini yakalamamız, bu nedenle de mazlum ve mağdurların demokrasi asgari müşterilerinde güç birliğine dair çalışmalarının, arayışlarının yanında olmamız gerekiyor. Biz birlikte olamadığımızda, birlikte mücadeleyi yürütemediğimizde pusuda bekleyen kurtların varlığını unutmadan bu tehlikeyi ve riski bertaraf etmek adına insani, vicdani sorumluluklarımızın gereğince mücadelede olmak, birlikte olmak, hak arayışı mücadelesi içerisinde diğer canlarla can cana, cemal cemale, yüz yüze olmak zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerimden sizleri bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlarken mutlu yıllar diliyorum. Sera Şımanöy Birozbu, Sera ve Birozbu. Yeni yılda tüm halkımızın yeni yılınızı örgüt olarak kutluyoruz. Yeni yılda umut ediyorum ki tüm halkımız mutlu ve bir yaşam sürer. 2021 yılı ülkemiz açısından gerçekten sıkıntılı bir yıl olarak geçirdik. Umut ediyorum ki yeni yılda halkımız daha mutlu, daha özgür bir yaşam diler. Ne diyeyim, başka bir şey yok. Merhabalar. 2021 yılı bizim açımızdan insanlık için pek güzel geçti denilemez sevgili dostlar. Pandemi koşulları, özgürlükler, demokrasi, Türkiye'de yaşayan ve dünyada yaşayanlar için gerçekten 2021 yılı bir kaos yılı oldu denilebilir. Umudumuz tabii 2022'de sevginin egemen olması, demokrasinin daha yoğun bir çerçevede Türkiye'de ve dünyada hissedilmesi, özellikle Türkiye'de daha yoğun bir anlamda insanların gelenek göreneklerinden dolayı, inançlarından, itikatlarından, dillerinden dolayı ütekileştirilmedi. Herkesin sevgide buluştuğu, güzelliklerle buluştuğu, yeryüzünün bütün renklerinden Yunuslar ya, bizim dinimiz sevgidir, başka dine inanmayız kelamları içerisinde buluştuğu bir dünya özlemini biz arzuluyoruz. 2022 yılından temennimiz bu. Ama bu biraz da afaki gözüküyor. Çünkü gerçekten Orta Doğu'ya baktığımızda, ülkemize baktığımızda nefretin, kinin daha yoğun bir şekilde kendini hissedebileceği bir yıl gözüküyor değerli dostlar. Afganistan'da, Pakistan'da ve Orta Doğu'nun çeşitli ülkelerindeki gördüğümüz sorunları, sıkıntıları Türkiye'de yaşayacağımız bir yıl olacağına da benziyor. Ama yine de biz güzelliklerin oluşmasını Türkiye'de arzuluyoruz, dünyada olmasını arzuluyoruz. Bu pandemi koşulların ivedi bir çerçevede dünyayı terk etmesini arzuluyoruz. Güzelliklerin, hani baharın gelişiyle, efendim bu aralar yine yoğun bir şekilde Hızır aylarına doğru gidiyoruz. Bu zatı Hızır herkesin yoldaşı ve yardımcısı olsun diyorum sevgili dostlar. Birbirimizi Hızır olsak, birbirimizi elinde tutarsak, güzelliklerin yaşanması için el ele tutuşursak inanıyorum ki yeryüzündeki bütün kötülükleri hepsini defedebiliriz. Ama Türkiye'ye gerçekten demokrasinin büyük bir özlemini biz arzuluyoruz. Güzelliklerle dolu 2022 yılını sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu zatı Hızır hepimizin yoldaşı olsun. Hak eyvallah.